savcı Güraçar aracına atılan ateş sonucunda yaralanarak tedavi altına alındı. Bu hain saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor. Olay yerine sevk edilen emniyet birimlerinden gelen ilk açıklamalara göre savcı Güraçar'ın aracına birçok merminin isabet ettiği ve gerçekleştirilen saldırıdan Güraçar'ın yaralı kurtulmasının mucize... Hatırladın mı bu evi? Bu eve gelince bir şeyler hissedebildin mi? Gözlerini açınca hatıraların canlandı mı? Uzatma. Ne yapacaksan yap, bitsin bu iş. Kadir'im sen çık bakalım. Baba oğul kaldık baş başa. Şimdi söyle bakalım lan. Harbiden öldürecek miydin babanı? Savaş gelmese kesecek miydin lan gırtlağımı? Niye getirdin beni bu eve? Derdin ne senin benimle? Demek öldürecektin babanı. Ama ben seni hemen öldürmeyeceğim. Önce kendinle yüzleştireceğim seni. Ben ne yapmışım da beni kendimle yüzleştireceksin? Daha ne yapacaksın lan? Sen benim hayatımı mahvettin. Oğlum senin yüzünden öldü. Sen öldürmedin mi lan İsmail'i? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Sen kıydın ona. Sen öldürdün onu. Senin yüzünden oldu. Ben bir şey yapmadım. Senin yüzünden oldu. Yalan söylemeyi bırak ulan. Sen kaçırmadın mı İsmail'i ormana? Sen bırakmadın mı kardeşini ormanda tek başına? Senin yüzünden ölmedi mi lan İsmail? Sen bu kadar kötü bir adam olmasaydın biz o gün orada olmayacaktık. Evladımı bana bağışla. Allah'ım oğlum ölmesin. İsmail'im ölmesin. Allah'ım bir daha onu hiç dövmeyeceğim. Tövbeler olsun. İsmail. Evladım. Evladım. Beyefendi, oğlunuz mu? O benim oğlum değil. O benim oğlum değil.
O İsmail'i kaçırdığı için benim evladım öldü. Onun yüzünden öldü. Onun suçu. Seni geberteceğim. Seni geberteceğim. Geberteceğim lan seni! Geçemez, geberteceğim lan seni! Seni parça parça edeceğim! Sakın lan beni! Bırakın! Bırakın! Seni parça parça edeceğim! Sen benim oğlumu öldürdün! Ulan sen benim oğlumu öldürdün! Seni geberteceğim. Sen benim oğlumu öldürdün! Seni geberteceğim! Biz zaten kaçmasak... sen bizi dayaktan öldürecektin. Değil mi? Ulan iki tane tokat attım kardeşine. İki tokatla. İki tokat attım diye aldın çocuğu ormana kaçırdın. Sana da iki tokat attım. Ne oldu? Bak büyüdün. Maşallah dana gibi oldun. Baba senin pisliklerini savunmaya çektin. Ne savunması oğlum? Her ailede olan işler bunlar. Mehmet, belki merak ediyorsundur. Annene bıraktığın o mektubu annen okudu mu diye. Cık. Okumadı. Bil bakalım annene bıraktığın mektubu annen niye okuyamadı? Anası kılıklı korkak sünepe. Ulan ben seni bulmaz mıyım? Bulup da canını almaz mıyım? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun dedim sana. Sen niye pis pis bakıyorsun bana? Defol git bu evden. Defol. Defol git. Git oğlunu bul. Ne halt ederseniz beraber halt edin. Gelme bu eve bir daha. Bir gece yattı kapının eşiğinde. Tabii bir yere gidemedi. Sonra acıdım haline içeriye aldım. Zaten pek fazla da yaşamadı. Şerefsiz pislik. O anneme attığın tokatlar seni adam mı yapacak sanıyorsun? Hı? Kardeşime attığın tokatları, kahvede yediğin tokatları unutturacak mı sanıyorsun? Ha? Sen kimsenin sevmediği, umursamadığı, saygı duymadığı pisliğin biriydin. Hala da öylesin. İnsanlıktan nasibini almamış, iğrenç bir adamsın sen. Bu malım mülküm var, param var diye kendimi sanıyorsun sen. Hepsini elinden alacağım senin. Duydun mu beni? Hepsini elinden alacağım. Vallahi mi? Mehmet, bu elini bağladığım ipler var ya, onlar annenin boynundan aldığım ipler. Güzel, güzel, güzel. Sen kıvama geldin. Şimdi şöyle yapalım Mehmet'im. Bir anlat bakalım bana. İstihbarat benim hakkımda ne biliyor? Neleri bilmiyor? Bunları güzelce bir anlat bana, öğrenelim. Sana ne anlatacağım sanıyorsun sen? Herhalde anlatacaksın. Yoksa ben seni niye öldürmeyeyim ki?
Bana her şeyi anlatacaksın. Bir anlatmışım sana. Ama eğer sen bana bir şey anlatmazsan... ben sana annen kendini asarken nasıl ağladığını anlatırım. Onun nefesi kesilirken kapının ardından nasıl çırpınışını gördüğümü anlatırım. Tabii gitmedim yanına. Neden biliyor musun? Çünkü annenin hak ettiği oydu da ondan. Peki kardeşin niye ölmüş, onu biliyor musun? Düşmüş. Beyin kanaması geçirmiş. Kafasını vurmuş. Senin yüzünden. Hiç düşündün mü nasıl oldu bu Mehmet ha? Kardeşinin başına bu nasıl geldi, hiç düşündün mü? Ben var ya, ben seni yıllarca görmesem de seni çok iyi tanıyorum. Sus lan! Sus! Bana anlatacaksın. Bana her şeyi bir bir anlatacaksın. Yoksa ben sana İsmail'in o masum bakışlarını hatırlatırım. Annenin çaresizliğini hatırlatırım. Anlat Mehmet'im, anlat. Anlat babana da kurtul şu vicdan azabından. Yıllardır omuzlarında biriken şu yükten kurtul. Anlat oğlum bana, anlat da rahatla. Ben senin babanım, evladım. Anlat ulan bana. Anlat. Bırak şu vicdanından, kurtul artık. Bırak şu vicdanından. Sus lan! Anlat bana. Anlat oğlum babana. Anlat da rahatla. Ben senin babanım oğlum, anlat. Mehmet'im anlat. Mehmet. Anlat oğlum babana. Anlat da rahatla. Ben senin babanım oğlum, anlat. Ben sana annen kendini asarken nasıl ağladığını anlatırım. Onun nefesi kesilirken kapının ardından nasıl çırpınışını gördüğümü anlat. Mehmet'im anlat. Ben Celal Gül'üm. Maraş'ı veririm. Sen kimsin? Ne Maraş'ısı lan? Sen benim oğlum Mehmet. Ben Mehmet diye beni tanımıyorum. Neyi tanımıyorsun lan? Neyi tanımıyorsun? Oğlumsun işte sen benim. Mehmet adı senin. Mehmet, Mehmet. Sülefe Mehmet. Mehmet ulan senin adın. Mehmet. Celal Gül.